Buradan selam, hoş geldin girişime. Hoş bulduk İlmi. Kalyon Holding olarak girişimlere yatırım yapmak üzere Kalyon VC'yi hayata geçirdiniz. Evet. Bir Kalyon Holding iştiraki. Kuruluş hikayesinden bir bahseder misin? Hani neden girişimlere yatırım yapma kararı aldınız? Şöyle oldu bizim tarafımızda Hilmi. Aslında kuruluş hikayemiz tam olarak geçen sene bu zamanlarda başladı. Ben kısaca kendimden de bahsedeyim kuruluş hikayesinden önce. Ben eğitim, lisans hayatımı İngiltere'de tamamladım. Tamamladıktan sonra kimi zaman yarı zamanlı, kimi zaman tam zamanlı bir özel bir yatırım bankasında analistlik yapma fırsatı da buldum. O yüzden bu camiaya oradan, bu ekosisteme oradan bir aşinalığım var benim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Kendi aile şirketimizle çalışmaya başladım. Proje finansmanı ekibiyle başlamıştım ben çalışmaya. Belli bir süre geçtikten sonra biz kendi aramızda konuşurken aslında özel bir iş alanında, bir iş birliği için kurulmak üzere olan bir şirketti Kalyon VC. Ben sonra şirkette vakit geçirirken tabii ki diğer departmanlarla da içli dışlı olmaya başladım. Bizim proje yönetim ofisinin görüştüğü şirketlere baktığımda işte kimisi aslında startup düzeyinde şirketlerdi. Benim de zaten bu işe daha önceden olan bir ilgi alakam vardı ve gerçekten beni heyecanlandıran bir iş dalıydı. Bundan sonra da ben işte aile içerisinde konuştuk. Önce abimle konuştum. Cemal Bey, babamla konuştum, yönetim kurulu başkanımız. O da çalış dedi. Ekibi kurduk. Güzel bir heyecanımızı paylaşabildiğimiz, keyifle çalışabildiğimiz bir ekip elimizde oluştu. Bizim burada bunu kurmaktaki ana sebebimiz ama Hilmi. Biz Kalyon Holding olarak işte aslında kuruluş hikayesi 1944'lere kadar dayanıyor. Ama 1975'ten itibaren inşaat olarak Antep'te kurulmuş bir şirket Kalyon. Geçen 46 sene boyunca bir birikim, tecrübe ve bir know-how birikmiş oluyor şirkette. Biz bunu aslında yeni kurulan şirketlerle paylaşmak istiyoruz. Tecrübemizi ve heyecanımızı yeni kurulan, özellikle şimdi ilk başlangıçta kendi alanımızla ilgili olan şirketlerde özellikle paylaşmak istiyoruz. Ve bu yolda ilk adımlarımızı attık. Heyecanlıyız. Peki bu alanda tam olarak nasıl bir fırsat gördünüz? Fırsattan ziyade bizim motivasyonumuz az önce söylediğim gibi potansiyel. Yani gördük ki biz inşaat sektöründe, enerji sektöründe Türkiye gerçekten dünya ligine çıkmış ve Türk şirketler kendisini dünyanın her yerinde gösteren şirketler olmaya başladı. Bunu bizim yerli girişimlerimiz ve bizim bu alanlardaki olan yerli girişimlerimiz için neden olmasın dedik. Ve bunları da tabii ki bir ne derler, hızlandırıcı bir etken gerekiyor. Kendi tecrübelerini ve ürünlerini denemeleri gereken, belki yeri geldi Ar-Ge yapmaları gereken bir alan lazım bunlar için de. Bu potansiyeli biraz daha arttırmak için, onlara dünyada bir oyuncu olabilmek için, olabilmeleri için fırsat vermek üzere biz bunu kurduk. Fırsattan ziyade bizim potansiyel üzerinden yola çıktık burada. Kalyon Holding olarak aslında uzmanlık alanınız inşaat. Peki Kalyon VC sadece inşaat girişimlerine mi yatırım yapacak? Hayır, öyle bir niyetimiz yok bizim. Kalyon Holding olarak aslında inşaattan ayrıca bir sürü iş yapıyoruz. İşletme tarafımız var, enerji tarafımız var, eğitim tarafımız var. Ama bizim ilk başta şirket içerisinde de bizim içinde bir sinerji oluşturmak sebebiyle kendi alanlarımızı da girişimler yapmak istiyoruz. Bunlar nedir? İşte inşaat, enerji, gayrimenkul teknolojileri, ulaşım teknolojileri, iklim teknolojileri, yenilenebilir enerji. Bu alanlarda ilk başta bir sinerji etkisi yaratmak sebebiyle başlamayı düşündük. Ve şu andaki görüşmelerimiz de bu şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte yani heyecanına inandığımız, bizi de heyecanlandıran tüm sektörlerdeki girişimlere yatırım yapmak isteriz. Birkaç tane yatırım yapabileceğiniz alanlardan bahsettin. Ama diğer alanlardaki girişimler geldiğinde bunları da bir değerlendirmeye alacak mısınız ekip olarak? Tabii analist ekibimiz hepsiyle zaten tek tek görüşüyorlar, ilişkilerini ilerletiyorlar. Belki göremediğiniz bir fırsat vardır. Evet, o yani bu ekosistemde özellikle bu çok olan bir şey. Ben de hikayeler dinliyorum sağdan soldan, işte insanlar kaçırdığı girişimlerden bahsediyor. Ya diyor bana gelmiş bunlar aslında ama ben farkında değildim bunların bana geldiğinden bahsediyorlar. Bunu biz asla kaçırmak istemeyiz. Bunları da yakalamak için işte ciddi bir ekip kurduk arka planda. İyi bir analist ekibimiz var, iyi yöneticilerimiz var. Girişimlerin biz peşinden koşuyoruz şu anda. Biz yatırım yapmak istediğimiz girişimlere kapısını çalıyoruz. Daha bir lansmanımız olmadı. Tabii lansman öncesi de insanlar bizim varlığımızdan bir şekilde haberdar olmuş. İşte bana farklı mecralardan bir sürü mesaj geliyor. Bu da ayrıca bizi gerçekten çok heyecanlandıran bir durum oldu. Yani insanların aslında bizim varlığımızdan haberi yokken ya Kalyon böyle bir işe mi girişti, biz nasıl yapalım bu işi, bir kapılarını çalalım demesi bizim motivasyonumuzu kat ve kat arttırdı. Aslında Hilmi, biz geleceğin girişimi olduğunu inandığımız bütün girişimlere sektör fark etmeksizin yatırım yapmak isteriz. Girişimlerin sizin kapınızı çalması için ya da size başvuru yapması için hangi aşamada olması gerekiyor? Tohum aşamasından seri A'ya kadar, buna erken aşamada dahil olmak üzere seri A öncesi. Bütün girişimlere yatırım yapmak isteriz. Hepsi bizim kapımızı çalabilirler.
Kendimizi herhangi bir noktada kısıtlandırmıyoruz. Az önce söylediğim gibi geleceğin girişimli olacağına inandığımız bütün girişimler bizim için potansiyel bir yatırım fırsatıdır ve bu fırsatları da değerlendirmek isteriz tabii ki. Bu arada Kalyon VC olarak ilk girişime yatırımı yaptınız. Evet, ilk girişimimizi enerji sektöründen bir girişime yatırım yaparak tamamlamış bulunduk. Hatta ikincisini de yakın bir zamanda paylaşıyor olacağız sizlerle. Ama biz burada sadece girişimlere yatırım yaparak kendimizi kısıtlandırmıyoruz. Fonlara da yatırım yapmak istiyoruz. Hatta yatırım yapmış olduğumuz bir fon da var. Onlarla da kendi aramızda bir girişim trafiği de oluştu. Onlar bizimle paylaşıyorlar, biz onlarla paylaşıyoruz. Ortak akıllı yatırım yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, nereye, ne yapabiliriz beraber diye. Onların da ofislerinde çokça vakit geçiriyoruz. Tabii daha ilk girişime yatırım yaptınız ama yatırım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim yatırım yaparken dikkat ettiğimiz şeylerden en önemlisi aslında ekip ilmi. Ekip heyecanlı mı ve kendi fikirlerine olduğunca güveniyor mu? Ve ikinci bir önemli kısmı daha var. Biz de o ekiple heyecanlanabilecek miyiz? Ortak heyecanı paylaşabilecek miyiz? Çünkü yatırım yaptıktan sonrasında aslında uzunca bir yol açılıyor. Ve o yol içerisinde gerçekten hem heyecanı hem bilgi ve birikim paylaşımı gerektiren bir süreç. Onun dışında kendi pazar araştırmamızı yapıyoruz. Ürünü araştırıyoruz. Gerçekten niş bir ürün mü veya geniş bir pazara hitap eden bir ürün mü? Bizim kendi alanlarımızla ilgili mi? Bu da zaten çoğu VC'nin yaptığı araştırmalardan bir tanesi. Sürecimiz aslında çok da farklı değil. Ama bizim düşündüğümüz bir nokta daha var. Biz bu girişimi ne katabiliriz? Bizim ne gibi faydamız dokunur? Bunlar bizim tesislerimizde, alanlarımızda kendilerini deneyebilecekleri bir alan var mı? Ya da onların bize bir katkısı bulunabilecek mi? Bu da aslında bizim düşündüğümüz kıstaslardan bir tanesi. Aslında sadece konu parayla yatırım yapmak değil. Kesinlikle değil. Yani aslında şunu da söyleyeyim ben sana İhlmi. Biz daha yatırım yapmasak bile bazı girişimleri kendi iştiraklerimizle, kendi içimizdeki şirketlerle tanıştırmış bulunduk. Ve buradaki rasyo da aslında epey yüksek. Yani biz şu ana kadar 70 tane şirketle görüştüysek bir tanesine yatırım yaptık az önce söylediğim gibi. İkincisi yolda inşallah. En aşağı 10-15 tanesini biz buluşturduk kendi iştiraklerimizle. Yani aslında fatura kesmeye başladılar. Fatura kesmeye başladılar tabii ki. Yani bizim aslında burada kendimizi konumlandırdığımız durum da girişimleri sadece yatırımcı rolüyle değil, aslında müşteri rolüyle de, onların servislerinden, ürünlerinden faydalanmak isteyen müşteri rolüyle de gözükmek istiyoruz. Aslında burada girişimlere de ufak bir çağrı yapabiliriz. Kalyon Holding'in web sitesini gezerek, oradaki sektörlere bakarak sunabileceği bir çözüm varsa yine size mail atıp kapınızı çalabilir değil mi? Tabii ki biz burada ortak akıl bir şey çıkabilir ortaya. Çünkü akıl akıldan üstündür. İki insan bir araya geldiğinde nasıl bir fikir çıkacağını hiçbir zaman tahmin edemeyiz. Bizim de burada gerçekten çok yetkin ve tecrübeli bir ekibimiz var. Her türlü akıllarına gelen fikirlerde, girişim olsun, fikir olsun bizlere ulaşabilirler. Girişimlerin görüşme aşamaları nasıl ilerliyor? Yani size başvurduktan sonra onları nasıl bir süreç bekliyor? Tabii Hilmi, bahsedeyim. Aslında başvurma sürecini de bahsedebilirim istersen. Bizim Kalyon VC web sitemiz üzerinden, kalyon.vc, burada da reklam gibi olmasın, üzerinden bize başvurabilirler. Orada bizim info kısmındaki destek mailine de mail atabilirler. Orada direkt başvuru kısmı da var. Sonrasında bizim analiz ekibimiz, arkadaşlarımız bunların hepsiyle ön bir görüşmeye başlıyorlar. İşte fikirlerini anlamaya çalışıyorlar. Potansiyeli ve pazarı daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Ve bu ön elemeye geçen şirketler daha sonra bizim yöneticimizle görüşüyor. Tabii ben de bu sürecin hepsinden haberdarım. Yani bütün şirket görüşülen bütün şirketlerin hepsinin ismini ben de biliyorum. Sonra biz kendi komitemize çıkıyoruz. Aslında çok hızlı işleyen bir süreç var. Çünkü biz bu ekosistemde fark ettik ki ilk başlarda çok da bekletilmeyi sevmeyen insanlar bunlar. Çünkü çok dinamik bir ekosistem gerçekten. Her günün, her haftanın bir önemi var bu ekosistemde. Biz de olabildiğince hızlı ve dinamik davranıp insanları bekletmek istemiyoruz. Girişimleri bekletmek istemiyoruz. Bizim ticket size'ımız, yani ticket size dediğimiz girişim başına yapılan yatırım miktarı olarak kendimize bir 50 bin dolar ile 500 bin dolar arasında bir aralık belirledik. Ama biz kendi, daha önce de söyledim, çok kısıtlandırmayı sevmiyoruz kendimizi. Girişimine göre, fikrine göre biz bunu arttırabiliriz. Azaltmamızın çok anlamı olur mu ondan emin değilim. Ama girişimine göre arttırabiliriz tabii ki. Murat, arada şeyden bahsetmiştin. Holding şirketleriyle girişimleri buluşturma. Evet. Bunu böyle birazcık daha detaylandırır mısın? Şöyle bir örnek üzerinden detaylandırayım istersen İlmi. Bizim aslında kapısını çaldığımız, daha sonrasında da yatırımla sonuçlanmayan bir şirketle girişimle görüşmüştük. Bizim de Ankara'da güneş paneli üretme fabrikamız var. Orada bizim çok ciddi bir Ar-Ge merkezimiz var. Orada bir Ar-Ge ile ortak akıl ne çıkar diye görüştüler.
Ve aslında sonunda da elektrikli araç şarj istasyonu çıktı. Bu da aslında bizim heyecanımızı ve motivasyonumuzu artıran bir durum haline geldi. Biz yatırım yapmadığımız halde bir giriş şirketle, bir girişimle bir işbirliği ortaya çıktı aslında. Bu da bizim tam istediğimiz, oluşturmak istediğimiz sinerji bir bakıma. Çünkü az önce de söyledim, uçtan uca konumlandırıyoruz kendimizi. Hem yatırımcı tarafında hem tüketici ve işbirliği kısmında. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. İşraklerimizde de gerçekten alanında çok etkin, çok tecrübeli ve çok yeni fikirleri açık bir ekibimiz var Kalyon Holding tarafında da. Bu da girişimcilerle aslında daha uygun bir ortamda, zeminde ilişki kurabilmelerine sebebiyet veriyor. Bu da bizim için çok gurur duyduğumuz aslında bir bakıma ve çok da mutlu olduğumuz bir durum. Bu konuya not olarak ben de bir şey eklemek istiyorum. Hep girişimlere söylediğim şeylerden bir tanesi, yatırım almak önemli. Zaten doğru noktada, doğru zamanda yatırım almalısınız. Ama daha çok firmaların kapısını çalıp, holdinglerin kapısını çalıp fatura kesin. Onlara hizmet verin. Tabii ki bu onlar için de aslında yatırım alma zamanı geldiğinde çok işlerini kolaylaştıracak bir durum. Çünkü yatırım alma zamanı geldiğinde karşılarında gelir üretebilen, fatura kesmiş ve geleceğe gerçekten kendi kaynağını üretebilmiş bir şirket olarak çıkıyorlar. Ve yatırım zamanında bu bir yatırımcı tarafında da konuşursam bizim tarafımızda, yatırımcı tarafında içimizi rahatlatan bir durum oluyor. Çünkü belli başlı risk faktörlerini ortadan kaldırmış oluyor. Kalyon VC olarak bugüne kadar işte senin de söylediğin gibi 70'e yakın girişimde görüştünüz. Tabii büyük kısmında reddettiniz. Tabii ki. Bundaki en büyük etken ne oldu? Biz buna vazgeçmek demek istemiyoruz Hilmi aslında. Bir ertelemek ya da işbirliği kapsamında ne yapabiliriz'e çevirmek istiyoruz. Tabii ki yani yatırım yapmama kararı aldığımız, daha sonrasında ortak bir şey çıkmayan girişimler oldu mu? Oldu. Ama o durumda da bizim bir katkımız olmayacaktı o girişimlere. Ve bir işbirliği fırsatı da olmayacağı için onlar askıda kalmak zorunda kaldı. Ama tabii ki yarın öbür gün başka zamanlarda biz bazılarının gittik kapısını çaldık. Abi bak bir zamanda biz bunu yapamadık. Ama biz bu konularda böyle böyle bir yetkinlik kazandık. Tekrardan bir araya gelelim mi, konuşalım mı? Zaten bu şirketlerle özellikle belli bir seviyeye kadar görüşmüş olduğumuz şirketlerle iletişimimiz kesmiyoruz. Aslında bizim de gönlümüzden geçen bu girişimlerle olan ilişkimizin yatırımla sonuçlanması tabii ki. Beraber büyümemiz ama bazen sonuç öyle olamayabiliyor. Murat Han, çok teşekkürler girişime konuk olduğun için. Son rica olarak ederim. Kalyon VC'nin hedeflerinden bir bahseder misin? Biz Kalyon olarak aslında aile olarak da her zaman çok yüksek yerlerde hayaller kurmuş bir aile şirketiyiz Kalyon Holding olarak. Ve bizim bu tabii ki girişimci ekosistemi bizim için de çok yeni bir iş alanı. Burada ilk önce kendimizi bir kanıtlamamız lazım. Kendimize kanıtlamamız lazım bu yaptığımız işlerle. Daha sonrasında işte inşaat tarafında olduğu gibi, enerji tarafında olduğu gibi. Ya girişim denince akla bak Kalyon VC vardı. İlk gelen isimlerden biri olmak istiyoruz. Hem yerel hem global alanda. Ve bu girişimcilik hikayemizi, yatırımcılık hikayemizi de globale taşımak istiyoruz şimdi.